Herkese tekrar selam arkadaşlar. Ben şimdi planlı bir değişiklik yapıyorum ve önce tırnakla önce gidiyorum. Çünkü arada bir boşlukları olmuş ve beni erkene alabileceklerini söylediler. Ben de müsait olduğum için gelirim dedim. Hem döndüğümde valiz hazırlarım. Benim için daha kolay olur bu. Telaş olmaz en azından diye düşündüm. Hazır vaktim varken de şimdi hemen hazırlandım. Şöyle. Ve geçiyorum. Tırnaklanca orada görüşürüz. Biraz yolum uzun ve geç kalmam için de taksiye binebilirim. Takside görüşürüz. Sağ ol, inebilirim ben. Böyle inebilirim. Önüne dönmeyeyim. Yok yok, dönmenize gerek yok. Şöyle buldum. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar. Sağ olun. Ve şimdi tırnaklanca geldim. Ne okul? Çak. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl? Çekeceğim seni birazdan. Ay yok. Gerek yok. Birazcık böyle size. İşlemler, işlemler. Merhaba. Kolay gelsin. Bayağı hazırlıksızım şu anda kamera. Evet, biz şimdi Olga ile başlıyoruz. Olga, seni göstermek istiyorum. Kesiyor yüzünü. Evet. Sizi de böyle göstereceğim. Şuraya koyacağım sizi. Siz de izleyebileceksiniz bu sefer. Artık böyle daha detaylı ne oluyor görebileceksiniz. Bence daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Başlıyoruz. Kenarını alacağız şu. Bunu unutmuyoruz. Evet. Arkadaşlar. Mutlaka yağlardan 24 saat içinde. Hemen yağları da göstereceğim. Bunlardan. Mutlaka bunu kullanmamız gerekiyor tırnak eti için. İnanılmaz güzel yumuşatıyor ve manikürde bile farkını görüyorsunuz. Ben bayağı gördüm arkadaşlar. Ayşe Hanımcığım. Loma. Merhaba diyeyim. Merhaba. Bugün artık şeye başladım. Günlük vloglara başladım. YouTube'a dönüyorum. İlk vloguma da öyle burada tırnaklarımı da gösteriyorum. Kıvızın yaptınız. Evet. Nasılmış? Çok yakışıyor kızım. Kamera gördü mü dayanamayanlardan? Görünce gelenlerden. Çok iyi. Görüşürüz. Herkese selam arkadaşlar. Ben geldim eve ve gelir gelmez sizinle şu paketi aldığım market alışverişini göstermek istedim. Ve sonra zaten hem yiyecek bir şeyler hazırlayacağım, sonra da valiz hazırlayacağız. İlk olarak bu Forbes poşetiydi şu gösterdiğim.
Bu poşetin içinde neler var? Aslında market alışverişiyle birlikte tek bir poşete sığdırdım. Bu onu Ela'ya götüreceğim Ankara'ya. Hazır Ankara'ya gitmeden önce de almak istedim ona böyle bir şey. Çünkü buraya yanıma geldiğinde benden böyle bir şey istemişti. Daha doğrusu biz birlikte alacaktık burada Forbes'e uğrayıp. Ama o zaman acele çıkmamız gerektiği için ve alamadığımız için ben şimdi ona böyle üçlü bir set almak istedim. Bu pamukluk. Şu da işte kulak çubuğu konulan düzenleyici. Bunlar ikisi bende var. Bunları kullanıyorum. Onun dışında bir de burada böyle kalpli paketin içine kalpli bir şey var. Düzenleyici daha var. İkinci olarak da kendime bir mouse aldım Forbes'ten. Bu böyle beyaz Apple mouse'ları gibi duruyor. 20 liraydı fiyatı da. Baya baya seviyorum Forbes'e. Çok uygun fiyatlı şeyler çıkıyor karşıma. Mouse'um bozuldu. Yani bu bozduğum bilmiyorum kaçıncı mouse. Nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Ama ben mouse'suz bilgisayar kullanamayan bir insanım. Yani özellikle Mac'leri mouse'suz kullanamayan bir insanım. Aşırı böyle klavye özürlüsüyüm. O yüzden bununla böyle edit işlerini ya da işte kendi bitirme tezimi yazarken yaptığım işleri bununla daha kolay yapabileceğimi düşündüğüm için böyle bir kablosuz mouse aldım. Gelelim market alışverişine. Yine sağlıklı olmayan bir iced tea aldım. Bu köfteliklerden aldım. Küçük köftelerden. Bunu da salatada kullanacağım birazdan. Şu noodle'ları stokladım arkadaşlar. Bunları aşırı seviyorum. Aşırı pratik noodle'lar. Bunlardan aldım. Bayağı 7-8 tane aldım. Şöyle göstereyim. Bir de size bu peynirlerden bahsetmek istiyorum. Bu Murat Bey'in burgu peyniri. Bunun asıl ben şeyini çok seviyorum. Top top peynirleri var. Onları çok seviyorum. Salatanın bence olmazsa olmaz peynirlerinden top top olanları. Ama bugün de dedim ki burguyu deneyeyim. Bakalım bu nasıl olacak salatada. Şimdi hazır salata yapacakken bunu deneyeceğim. Şimdi valizi hazırlamaya başladım. Bugün giydiğim şu kıyafetleri aldım önce yanıma. Bir de şu gömleği aldım. Daha bir koyacağım kıyafetler var tabii. Ela'ya bu götüreceğim kutuyu aldım. Bir de şu kısım var. Burada da yine götüreceğim eşyaları. Bunlar yine Ela'ya gidecek olanlar. Şöyle şöyle götürmem gereken bir şapka vardı. Onu götüreceğim. Buraya daha çok kişisel bakım ürünleri gelecek. Makyaj malzemelerim falan. Bu kutuyu da sığdıramadığım için buraya koydum tekrar ama bilmiyorum onu da koyarım. Buraya Marsep'in ürünlerinden aldım yanıma. İşte tişörtlerimizi, pantolonlarımızı bu köşeye koydum hepsini. Kombinleyip, 2-3 kombin oluşturdum. Kombinleyip bunların fotoğraf çekimlerini Ankara'da yapabilirsem Instagram'a artık bol bol daha fazla fotoğraf gelecek demektir. Şimdi banyoya gidelim ve ben orada bir makyaj çantası hazırlayayım. Şu ve sanırım bu benim bu seyahatte işimi görür diye düşünüyorum. O yüzden bu ikisini alacağım yanıma. Hem küçük boy benim için daha rahat olur. Çok da fazla yer kaplamaz diyorum. Ve burayı da böyle kapatıyorum. Çantalarım da hazır. Bunları da şöyle alıyorum. Buradan yırtak istiyorsun. Kesinlikle çok zor. Bir umutu yani benim gibi. Kordon efem. Kordon efem. Güzel seni kesin görüyoruz. Net. Direkt bir gerilme geldi ya. Hissettim açtığım. Kordon efem. Kordon efem. Evet. Onu yakaladı değil mi onu? Yakaladım. Ücretsiz reklam. Diğer şeyleri yakaladı Allah'tan. Burası neresi? Geçebiliyor muyuz oraya? Şurada. Şurası mı? Evet. Cahit dediğimiz yer şimdi orası. Neresi? Cahit. Cahit. Cado. Diye. Abi yukarıyı mı açacağım? Açtım. Bizim gelmemiz de çözüldü. Ya. Uğurlu. Ben dedim ki Anıl Beyler geldiler lütfen. Şu karşıya mı gidiyoruz kaleye? Orası güvercin ada. Bir yandan da bakın size manzarayı göster. Evet, tarif edin de biz de öğrenelim arkadaşlarınız yani. Güvercin ada burası. Ben konuşamıyorum. Evet, co-pilot olarak Çiğdem çiçek okumuş.
Güvercin adamı. Çiğdem okumuş çiçek. Ne teknik ne teknik. Güvercin adamın içinde kıyıya vurmuş yıllar önce bir balina iskeleti var. Balina iskeleti mi? Evet. Aynen öyle. Çok devasa. Kaç metreydi? Ona da bakabiliriz aslında. Allah Allah. Yemekten sonra oraya yürüyebiliriz. Gemi gelmiş. Biz çok açız da arkadaşlar. Çünkü bugün deniz sezonunu başlattık. Denize girdik. O yüzden bayağı yorgun ve açız. Nereye gidiyorduk bu arada? Ketçup. 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 Orada yemek yiyeceğiz. Ay çok parladım. Hı. Yok o. Ve gene gibi geldi. Şöyle iyi bence. Devasa. Ben küçükken de böyle annemler beni gezdirdiğinde böyle bir gemi vardı ya. Hala. Gerçekten. Aynı gemilerden var. Biraz yani daha burada Kuşadası olarak mı? Aynen. Geçen günkü çok güzeldi ama bu bir tık küçük. Aynen bu biraz daha geride kaldı. Küçük mü? Tabii daha büyükleri var ya. Geçen günkü başarılıydı. 3 kat falan da bizim. Ne? Tavukanlar. Şimdi Kuşadası sahildeyiz. Daha doğrusu böyle çarşının içerisindeyiz. Buradan da Ketçap'a doğru yürüyeceğiz. Ama Egecan'ın arabayı park etmesini bekliyoruz. Biz de yavaştan geçeceğiz şimdi. Tutayım seni, gel. Aşağıda da yerler var. Düşe görsün dedim sana şeytan. Düşe görsün. Ne yaparım, ne yaparım? Düşe görsün. Çekti. Yakalandım. Yüce Şiven ortaya çıktı. Yüce Şiven. Ama burada yine gün maçını izlemiyoruz. Evet, burası da... Dersin bunu ya. Hadi. Şurayı anlatır mısınız bize, şurayı? Burayı değil, onun arkasını. Şuranın mi? Arkasına gidiyoruz biz şimdi. Burası Hilton, Double Tree, yeni yapılmış. Buranın arkası da bulaşıkhaneymiş, eski bir bulaşıkhaneymiş. Orayı güzel bir restore ediyorlar. Daha evet. Sonra içerisine öküz, tren gibi işte pubları açıyorlar. Hayal kahvesi de varmış değil mi Egecan, ama kapandı. Aynen öyle. Tarihe, dokuya saygı duyarak yapılıyor tabii. Gelin gelin. Gel. İyi videoya çıktık diyor. YouTube diye bağırıyor. Gelin gelin. Ha geliyorlar valla. Anlatacağını yemin ederim böyle bir şey. Yürüme mi? Gel gel. Çocuk korktu, kıyamam bir şey diyecek sandım. Anı tanışıyor hemen onunla. Hemen. Merhaba. Merhaba. Barkın değil mi ismin? Aynen. Senin ismin? Barkın. 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 Defne. Nehir. Nehir. Biz şimdi şöyle tarihi yapıları geziyoruz. Şurada da bu buraların eski hallerini gösteriyor. Bu restorasyon çalışmasından önceki zamanları. Şöyle göstereyim ben size. Ay burası çok güzel. Biz şimdi geldik. Ketçap'tayız. Kim batırını çekti mi? Çekeceğim şimdi. Thank you.
Mantıklı. Efendim? Bugün dönüyor muyuz? Evet. Yoruldun mu? Ben de yoruldum. Bugün dönüyoruz. Konuş bakalım, tatilin hakkında ne düşünüyorsun? Mantık nasıl? Neden ben konuşuyorum? Nasıldı tatilin, anlat. Tatil güzeldi. Yorucuydu. Pek tatil gibi değildi yani aslında. Biraz koşturmacı olarak geçti. Oradan oraya, oradan oraya. Evet. Geç yattık, erken kalktık. Bayramlaştık. Büyüklerle, küçüklerle. Sonra kuzenimizin yanına geldik. Şimdi evet. Oradan ayrılacağız. Burası çok güzel bir yer. İnanılmaz. Çekebildin mi şuraya? Çektim. Çünkü ben hiç gidesim gelmiyor buradan şu an. Ama yarın iş var. Çalışmak zorundayız. Tabii sen sınavlarına çalışacaksın. Ben yarın uyuyacağım. Evin kızını da çekeceğim. Evin kızını da çekeceğim ama. Al biz bir kahve yaptım. Gideceğim. Evin oğlanı da çekiyor. Evin oğlanı. Elin oğlu mu, evin oğlu mu? Evin oğlu. Bakış açısı. Evin oğlu. Bizim oğlan. Bizim oğlan. Ben yiyeceğim artık. Neden? Çok mu yedin? Çok yedim. Dün akşam kahvaltıda hunharca yediği için kendisi. Niye böyle başka bir insanmış gibi kameraya yanıma sokuyorum, hunharca yedi falan? Mantıklı aslında. Zaten kapkaranlık çıkıyorsun. Ters çık. Özür dilerim. Manzara o kadar güzel çıkıyor ki. Bence oraya odakladın, beni boş verdin. Hayır, kamera tercih etmiş olabilir. Bana kamera tercih ediyor, ben yapamıyorum şu an. O zaman oraya çek, beni niye çekiyorsun? Evet. Artık videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Bir tatilin daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.